Buna göre Enderun ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Enderun Mektebi Osmanlı Devleti'nin önemli bir öğretim kurumuydu. Enderuna devşirme çocukların en zekileri alınırdı. Bunlar Enderun'da eğitim ve öğretim gördükten sonra saray hizmetinde çalışırlar ve daha sonra taşraya sancak beyi olarak giderlerdi. Öncelerimize bakalım. Devletin memur ihtiyacını karşıladığı, tabii ki eğitim gördükten sonra sancak beyi olarak gidiyorlarmış. Doğru. Üst düzey bir okul olduğu. Tabii ki arkadaşlar çünkü çocukların en zekileri seçiliyor ve sancaklara yönetici olarak atanıyorlar. Tabii ki doğru. Türk çocuklarının eğitiminden sorumlu olmadığı. Arkadaşlar burada devşirme çocuklar demiş ama sadece devşirme çocuklar değil Türk çocukların eğitimi de orada veriliyor olabilir tabii ki. Bu yüzden üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Müsadere Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin haksız kazançla zengin olmuş görevlilerin mallarına istediği zaman el koyabilmesi usulüdür. 17. yüzyıldan itibaren ölen veya idam edilen yüksek dereceli memurlarında mallarına el konulmaya başlanılmış fakat bu uygulama 2. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Bakalım öncülerimize özel mülkiyetin gelişmediği. Eğer özel mülkiyet gelişmiş olsaydı devlet bu şekilde rahat bir şekilde el koyamazdı arkadaşlar. Demek ki özel mülkiyet gelişmemiştir diyebiliriz. Merkezi otoritenin güçlü tutulmak istendiği tabii ki doğru. Çünkü merkezi otoritenin güçlü tutulması amacıyla zaten haksız kazanç elde eden insanlar tespit ediliyor ve devlet bu mallara el koyabiliyor. Ekonomik faaliyetlerin canlı tutulduğu burada ekonomik faaliyetlerden bahsetmemiz pek mümkün değil tabii ki. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi loncaların görev ve sorumluluklarından biri değildir? Osmanlı Devleti'nde şehirlerdeki üretimi organize eden loncalar arasında sıkı bir dayanışma sağlanmıştır. Bakalım şıklarımıza. Üretimde kaliteyi sağlamak. Arkadaşlar bu loncalar esnaf teşkilatıdır ve üretimde kaliteyi tabii ki sağlarlar. Birbirlerine destek olurlar. Aynı zamanda meslek edindirme konusunda da e, önemli katkıları bulunmuştur. Tabii ki üretimde kaliteyi sağlayacaklar. Mesleki eğitim de verirler arkadaşlar. Sanayi yatırımlarını finanse etmezler. Bu onların görevi değildir. Üyelerinin mesleki sorunlarını tabii ki çözerler. Çünkü mesleki eğitim verirken aynı zamanda büyük bir dayanışma içerisinde olduklarından dolayı bir problem olduğu zaman birlikte çözerler arkadaşlar. Satılacak ürünün fiyatını tabii ki birlikte belirliyorlar. Böylelikle de haksız kazanç ortaya çıkmamış oluyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre gelişmelerinden hangileri yatay hareketliliğe örnek olarak gösterilebilir? Ülke içerisindeki göç hareketlerine yatay hareketlilik denir. Bakalım öncülerimize. İskan politikasının uygulanması arkadaşlar tabii ki olur. Çünkü iskan politikasına göre özellikle yeni fethedilen bölgelerde ve özellikle Rumeli'de e, bölgenin Türkleşmesi gerekiyor ve bu bölgeye Türkmen unsurlar yerleştiriliyor. Böylelikle bölge Türkleşmiş oluyor. Yani yine ülke topraklarına bazı insanları alıp başka bir toprağa yerleştirmiş oluyorlar. Bu tabii ki yatay hareketliliğe büyük bir örnektir. Hristiyan prensler ve asillerin Müslüman olduğunda Osmanlı Sancak Bey'i olabilmesi yatay hareketlilik değildir arkadaşlar. Çünkü dışarıdan gelen insanlar Osmanlı topraklarında yaşamaya başlıyorlar. Göçebelerin merkezi denetimin dışında tutulması da yatay hareketlilikle alakalı bir durum değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde genel olarak devlet memuru olabilmenin ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti teokratik bir devlettir. Yani din ile yönetilen bir devlettir. Bu sebeplerle devlet işlerinde görevli olacak kişiler elbette Müslüman olmak zorundadır. Türk olması önemli değil, devşirme de olabilir. Devşirme sistemiyle yetiştirilmesi şart değil, direkt olarak Osmanlı topraklarında yetişmiş biri de olabilir. Enderun'da eğitim görmesi şart değil. Padişah istediği insanı istediği yere atayabilir. Yabancı dil bilmeleri de tabii ki şart değil ama Müslüman olmaları şart arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı askeri örgütünün bir parçası olan Kapıkulu ordusunun bölümlerinden biri değildir? Arkadaşlar silahtar tabii ki doğru, sipahi doğru, cebeci ve lağımcı da doğru. Ancak Bostancı ile alakalı şöyle bir parantez açmamız gerekiyor. Bostancılar saray dışında bir hizmete çıkarılırlarsa Kapıkulu süvariliğine gidebilirler. O bölüye katılabilirler arkadaşlar. Eğer saray içindelerse Bostancı ocağı olarak geçer. Kapıkulu ordusunun bir bölümü olarak geçmez. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Özellikleri verilen bu vergi türü aşağıdakilerden hangisidir? 2. Bayezid döneminde çıkarılmıştır. Olağanüstü durumlarda alınmıştır. Arkadaşlar şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Olağanüstü bir olay olduğu zaman insanlar bağırabilir değil mi? Avaz avaz bağırmaktan aklınıza gelsin. Avarız vergisi. Doğru cevabımız C şıkkı olacak ama diğer şıklarımızı açıklayalım. Öşür dediğimiz vergi de e, topraktan elde edilen mahsul için alınan vergidir ve Müslümanlardan alınır. Cizye vergisi ise gayrimüslimlerden alınır arkadaşlar. Ee, özellikle askerlik yapmak istemeyen gayrimüslimlerden bu vergiyi almış Osmanlı Devleti. A'nan vergisi küçük baş hayvanlar için alınan vergidir. Müsaade ise mallara el koyma usulüdür. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayan köylülerden peşin olarak alınan ve köylü üzerinde ağır bir yük haline gelen ürün vergisi aşağıdakilerden hangisidir? Burada Müslüman olmayan demesi dikkatimizi çekmeli arkadaşlar. Özellikle cizye ve haraça odaklanmak durumundayız. Cizye Müslüman olmayanlardan alınır ancak askere gitmek istemeyen gayrimüslimlerden alınır. Haraç ise tam da soruda bahsedildiği gibi köylülerden peşin olarak alınan, ancak Müslüman olmayan köylerden alınan bir ürün vergisidir. Haraç kesmek gibi düşünebilirsiniz. Belki bu şekilde aklınızda kalabilir. Bakın Müslüman olmayanlar üzerinden haraç alınıyormuş arkadaşlar. Diğer vergileri e, ee, hatırlayalım. Anam vergisi neydi? Küçük baş hayvanlar için alınan vergiydi. Öşür Müslümanlardan alınan ürün vergisi. Çift bozan ise 3 yıl üst üste topraklarını ekip biçmeyen köylüden alınan vergidir. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devlet yönetimi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Hükümdarlık genellikle babadan oğula geçen bir saltanat halindedir. Tabii ki doğru arkadaşlar. Devlet yönetimi şer'i ve örfi kurallara göre düzenlenmiştir. Elbette doğru. Şehzadelerin siyasi egemenliğe katılmaya hakkı yoktur. Evet arkadaşlar böyle bir hakları henüz olmayacak. Tabii ki padişah olduktan sonra ancak olabilir. Devlet yönetiminde mutlak monarşi ve teokrasi egemendir. Elbette arkadaşlar dini yönetim ve tek kişili yönetim mevcuttur. Divanda alınan tüm kararlara padişahın uyma zorunluluğu tabii ki yoktur arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Son sözü padişah söyler. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde divanda büyük davalara bakan görevli aşağıdakilerden hangisidir? Tek tek bakalım. Re'isül Kitap Bugünkü Dışişleri Bakanı'na benzer arkadaşlar değildir. Kazasker tabii ki doğru hem atamalardan görevlidir hem de divanda büyük davalara kazasker bakar. Nişancı padişahın turasını çeker arkadaşlar. Defterdar ise mali işlerle ilgilenir. Şeyhülislam'da önemli olaylarda fetvalar verir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Osmanlı devletinde geliri padişah eşlerine ve kızlarına bırakılan arazi aşağıdakilerden hangisidir? Yurtluk arazinin geliri uç beylerine bırakılırdı arkadaşlar. Ocaklık arazinin geliri ise kale muhafızlarına bırakılırdı. Paşmaklık padişah eşlerine ve kızlarına bırakılırdı. Vakıfı zaten biliyorsunuz han, hamam, kervansaray vesaire yapımı için ayrılmış olan topraklar, malikane ise üstün hizmet göstermiş olan insanlara bırakılan topraklardı. Yani gelirleri o insanlara veriliyordu. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan ve geliri doğrudan hazineye bırakılan toprak birimi aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki geliri doğrudan hazineye bırakılan topraklar mukata topraklardır. Diğer şıklarımızı da hatırlayalım. Ocaklık topraklarımızın gelirleri kale muhafızlarına bırakılırdı arkadaşlar. Dirlik topraklar ise yararlık gösterilen insanlara bırakılır, hasyamet ve tımar olarak üçe ayrılırdı yurtluk topraklar uç beylerine bırakılırdı paşmaklık ise padişahın eşlerine ve kızlarına bırakılırdı bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır